akşam rutinimi çekiyorum. Benim klasik yaz geldiğinde ilk çektiğim video. Dedim geleneği bozmayayım ve yine yaz akşam rutinimi çekeyim. Yaz gelince böyle bir video fikrim tükeniyor. Aslında bir dakika, benim bir video fikrim yok ki. Yani ders çalışma günlüğü çekiyorum hep ve zaten kanalımın konsepti de bu olduğu için hiç düşünmeme gerek kalmıyor. Ama yaz gelince düşünmeme gerek kalıyor ve bulamıyorum. Bugünlerden cuma ve saat 6 gibi bir şey. Yani bugün karne almaya gittik. Karneleriniz nasıl geldi? Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyor olacağım. Ben eve geldim. Sonra bir işim vardı. Onun için dışarı çıkıp tekrar eve geldim. Yani genel olarak evdeydim. Sonrasında dedim ki bari bir video çekeyim. İlk önce bir odamı toplamamız lazım. Sabahtan kalma ufak bir şeyler ortalıkta var. Onları kaldırıp yerleri sileriz. Pardon, süpürürüz. Yani bu şekilde o zaman odamı toplayarak başlayalım. Odamı toparlamayı bitirdim ve anneannem çiğ köfte almış. Çiğ köfteyi o kadar çok seviyorum ki ve aşırı acıktım. Saat 7 oldu ve ben sadece sabah kahvaltısıyla duruyordum. Bugün cuma biliyorsunuz ki ve ters yüz 2 çıktı bugün. Normalde bugün gitmek istiyordum ama sanırım haftaya arkadaşımla birlikte gideceğiz. O yüzden ben de dedim ki çiğ köfte yerken ters yüz 1'i izleyeyim hatırlamak adına. Bayağı bir izledim ama bayağı önce izledim. O yüzden çok fazla ya hatırlıyorum tabii ki ama gitmeden önce bir birinciyi bir daha izlemek istiyorum. O yüzden şimdi hemen çiğ köftemi yiyeceğim ve ters yüz 1'i izleyeceğim. Böyle. Yemek yemek için çok uygun bir yer seçtim. Koltuğun üstü. Ve ben yerde oturuyorum. Neyse. Ajanda falan dolduracağım. Fakat nasıl doldurduğumdan birazcık bahsedeyim. Çünkü genelde ajandamla ilgili bir şey çektiğim zaman nasıl dolduruyorsun, içini gösterir misin tarzı yorumlar alıyorum. Bu yüzden kısa bir bahsetmek istedim. Böyle bir galeri gibi kullanıyorum. Yani mesela bir şey olur, bir anı olur, fotoğrafını çekersiniz ya. Ben hem hani galeri olarak telefonumda çekiyorum hem de gelip buraya böyle yazıyorum. Onunla ilgili stikerler, onunla ilgili fotoğraflar yapıştırıyorum. Aslında günlük gibi oluyor ama günlük gibi de ayrıntılı değil. Yani nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. Çok karışık kullanıyorum aslında ben de. Fakat ben böyle stikerlerle süslemeyi çok seviyorum. Benim bu şekilde stiker defterlerim var. Bunlar Trendyol'da falan satılıyor. Bu Mad Notebook'un kendi sitesi var, bakabilirsiniz. Onun dışında böyle Pinterest'ten sticker kaydedip onların çıktısını alıyorum. Ve direkt yapıştırıyorum. Eskiden böyle üstünü bantlayıp arkasına çift taraflı bant yapıştırıp öyle kullanırdım. Ama o çok vakit alıyor ve ben bir keresinde biz site arkadaşımla böyle kafayı bozmuştuk bunları yapmakla. 3-4 yıl öncesinden falan bahsediyorum bu arada. Ve hani yapıp yapıp bizim bir dosyamız vardı, oraya koyuyordum. Sonra ben onu bir kaybettim. Öyle bir vicdan azabı çektim ki çünkü ben kullanmaya kıyamıyordum daha. Sonra kayboldu. Büyük ihtimalle odamı toplarken yanlışlıkla attım falan. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Şöyle nasıl kullandığımı üstten bir göstereyim. Mesela bugün arkadaşlarımla 101 oynamaya falan gitmiştik. Onu yapıştırmışım. Ondan sonra benim annem böyle arada bir masama not bırakıyor. Onları böyle yapıştırıyorum. Mesela okul gezileri oluyor. Fotoğraf yapıştırıyorum. Burada biraz daha arkadaşlarımla olan fotoğraflarım olduğu için çok gösteremiyorum ama. Stickerlarım çok iyi. Yani benim Pinterest'te panom var. Bütün stickerlarımın olduğu. Fakat benim Pinterest hesabım herkese açık değil. Yaşım tutmuyor. Ne alaka bilmiyorum. Pinterest kafasına göre bir şeyler, yeni kurallar getirmiş. O yüzden artık takip edemiyorsunuz oradan beni. Yani bu şekilde her şeyi yapıştırıyorum. O günle ilgili eğer mesela bir yere gittiysem oranın peçetesini alıp yapıştırıyorum. Yani böyle böyle doluyor. İleride bakınca da bence çok güzel bir şey oluyor. Mesela yani ileride dediğim aslında 1-2 yıl sonra değil. Ben bunları böyle 10 yıl sonra, 20 yıl sonra okumak için aslında dolduruyorum. Çünkü öyle şeyler çok hoşuma gidiyor.
Şimdi o yüzden de ben bir iki gün öncenin dolduramadım gününü. O yüzden şimdi onları dolduracağım. Hemen sizinle birlikte doldurmaya geçelim. Eskiden bir ara oje sürme şeyine kapılmıştım. Gerçekten böyle dönem dönem bir şeye takıyorum. O zaman da bayağı bir oje almıştım. Şu anda hepsini neredeyse attım. Bu da kalanlardan bir tanesi. Bu beyaz gibi gözüküyor ama böyle şeffaflı beyaz gibi bir şey. Böyle tam bir beyazlık vermiyor yani. Numarası da bu. Şimdi bunu süreceğim. Belki sonra çıkartırım sıkılıp. Ama şimdilik canım sıkıldı. O yüzden sürmeye karar verdim. Başlayacağım ama odamda gerçekten eriyorum. Çok sıcak. O yüzden salona geçeceğim. Ne oldu? Hiçbir şey görmüyorum ki. Nasıl yakacağım ben bunu? Elektrikler gelemedi. Hatta belki sesi duyuyorsunuzdur. Şu an jeneratör çalışıyor ama hala yok. Zaten çekecek bir şey de kalmadı artık. Bir de bu karanlıkta da bir şey yapamam da çekemem de. Tabletimin şarjı 1 kaldı. Normalde video editliyordum. Telefonumun şarjı da şu an 5-6 gibi bir şey. O yüzden uyumak zorundayım galiba şu anda. Yapacak bir şey olmadığına göre. Videoyu burada kapatıyorum. Bu yaz tatili boyunca ne videolar isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.